Bekir Azar. Bunlar insan değil. Türkiye terör yuvalarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatınca Almanya ve Fransa bize silah satışlarını askıya aldığını duyurdu. Hemen arkasından Hollanda, Finlandiya, Çekya ve Norveç çok sayıda Avrupa ülkesi bu karara katıldı. Amerika zaten ambargo uyguluyordu. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, 2011-2020'de İsrail'in konvansiyonel silah tedarikinin %70.2'sini Amerika sağladı. Amerika'yı %23.9'la Almanya, %5.9'la İtalya takip etti. Almanya ve İngiltere soykırımla yargılanan İsrail'e silah desteğini hala sürdürüyor. Tabi bunlar işin görünen yüzü. Bu soykırıma destek verip ortak olan barbar devletler aynı zamanda üçüncü ülkeler üzerinden de tonlarca silah gönderiyor. Ortada bir alçak, şerefsizler, vicdansızlar, şeytan üçgeni var. İngiltere İsrail'e roket yağdırıyor, Amerika binlerce uçak seferi düzenleyip Tel Aviv'e indirdiği bombalar önünde siyasileriyle göbek atarak poz veriyor. Almanlar ise İsrail'e zırhlı araçlar ve askerler için koruyucu ve hassas tank mühimmatı yığıyor. Bir de kan emici Fransa var. Bu üçgene yama olmaya çalışan. Yoğun istihbarat paylaşımında bulunup İsrail'e nereleri yerle bir edeceği konusunda bilgi yağdırıyor. Bu dört ülkede batıda en önemli liderlik savaşı veren devletler. Dördü de insan hakları hukuk avarisi. Zırt pırt insan hakları raporları yayınlayıp güya dünyaya insanlık dersi veriyorlar. Ancak tamamının insanlık dışı alçaklıkları diz boyu. Bunun açılımına gelin hepsinin tapınağa çevirdiği Brüksel üzerinden gidelim. Brüksel kelime olarak tapınak batağı anlamına geliyor. Bu batakta Amerika'nın kurup lideri olduğu NATO genel merkezi bulunuyor. Aynı şekilde bu tapınak batağı Avrupa Birliği'nin de başkenti. Alman hanedanı Habsburg'la her daim ilişki içinde olup, kız alıp veren Fransız kökenli Burgonlar Brüksel'de tarih boyunca etkin oldu. Bu ilişki Amerika ve Avrupa'yı Belçika'nın başkenti Brüksel'i harekat merkezi seçmek konusunda yönlendirdi. O Belçika gitti, Ruanda'da insanları topladı, uzun ince olanları ayırıp ayrıcalık verdi, sen Tutsisin dedi. Kilolu ve kısa olanlara Hutu diyerek kimlik dağıtıp ülkeyi böldü. Hatta insanlıktan çıkarak öyle ileri gitti ki, on ineği olanları ve zenginleri Tutsiler olarak Yeni bir ırkmış gibi piyasaya sundu. Ülke nüfusunun dokuzuna Tutsi kimliği verip azınlıkla %91'i yönettiği yıllarca. Fitne tohumları ekti. Azınlığı ülkenin zenginleri ve eğitimlileri yaparken çoğunluğu okullara dahi sokmayarak kahve üretimi için tarlalara sokup kırbaçla çalıştırdı. Bütün bunlar 20. yüzyılın ortalarında oldu. 1994'e gelindiğinde aynı Belçika bu defa ayaklanan çoğunluğu yani kırbaçladığı Hutuları destekleyerek ayaklanma çıkarttı. Fransa da Belçika'ya eşlik etti. Birlikte sokak milislerini eğittiler, uçaklarla pala taşıdılar. Mermi de verdiler ancak bu mermileri para verip acısız olarak ölmeye razı olanlara kullanın dediler. 3 ayda 800 bin kişinin palalarla kesilmesine yol açtılar. Ne zaman? Daha dün, 1994'te tam bir soykırıma imza attı bu alçaklar. Ruanda'da 800 bin kişi palalarla kesilirken, Amerika ve Fransa Birleşmiş Milletler'de soykırımın durdurulması için verilen önergeyi durdurarak, kafa kesmeye yol veren ülkeler olarak tarihe geçti. Şimdi o Fransa, Paris Saint Germain futbol takımını kol sponsoru yapıp formaların üzerine Visit to Rwanda yazdırarak şirin gözükmeye çalışacak kadar şerefsiz takılıyor. Katledilenlerin akrabaları ordu kurup başkente girmek üzereyken Fransa asker sokarak onları kovaladı ve 800 bin kişiyi kesenlerin hamisi oldu. Şimdi de Amerika ile birlikte PKK terör örgütüne destek vererek Suriye'de yüzlerce kilometrelik tünel inşasına Lafarge adlı çimento fabrikası ve mühendisleriyle katkıda bulunuyor. O yüzden Başkan Erdoğan'ın önceki gün "Fransız Lafarge'ın Suriye'deki tüm barınaklarını gömdük" demesi önemlidir. Türk savaş uçakları ve sihaları bu terör destekçisi Fransız istihbaratının Suriye'deki şirketine laf olsun diye bomba yağdırmadı. Gık çıkmadı katiller sürüsünün Avrupa ayağı Fransa'dan. Bizdeki batı hayranı ittihatçı kafa ezikler, Mösyö takılanlar ve batıdan aferin alacağız diye açık açık beyanda bulunan muhalefet bu alçakların her daim insanlık suçu işleyen yüzünü asla konuşmazlar. Onların da bu konuda gıkı çıkmaz. Batı'nın tamamı Ay İsrail sivilleri vurarak yanlış yapıyor gibi falan diyerek yuya insanlık taşıyormuş postuna giren ayıya döner. Ardından giderler İsrail'in gıda kuyruğunda bir ekmek alabilmek için bekleyen Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdığı ve 80 kişiyi topluca katlettiği günde ne yaparlar biliyor musunuz? Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'e silah satışı durdurulsun oylamasında ezici çoğunlukla karşı çıkarlar. İsrail sivilleri çoluk çocuk demeden bizim bombalarımızla kalbura çevirsin kararı alırlar. Bunlar böylesine iki yüzlü ve şerefsiz, haysiyetsiz soykırım ortağıdır. Unutmayın Belçika, Amerika, Fransa desteğiyle birileri Ruanda'da 800 bin kişiyi keserken o dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand Ruanda gibi ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil diyordu. Bunlar insan değil. Bekir Azar Takvim Melih Altınok Putin'den Macron'a Napolyon dersleri Putin, Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık diye cevap verdi. Putin'in kendisine karşı ordu toplamaya kalkan Macron'a sonunu hatırlattığı Fransız İmparatoru Napolyon, Avrupa egemenliğini sağlama hedefi karşısında ilk düşman olarak Rusya'yı görüyordu. Bugün Macron Putin'e vurmak için Ukrayna'yı kullanırken Napolyon Rusya'ya saldırmak için bir sıçrama tahtası olarak Prusya'dan aldığı Polonya topraklarında kurulan Varşova düklüğünü kullanacaktı. Gözü yükseklerdeydi. Rus ordusunu yenmeyi, Moskova'yı ele geçirmeyi, Rusya'yı teslim olmaya zorlamayı ve kendisi için uygun koşullarda bir barış anlaşmasını dikte etmeyi hesaplıyordu. Napolyon'un ordusu 3 aylık çatışmaların ardından 14 Eylül 1812'de Moskova'ya girdi de. Ne var ki dibe vuran Rusya pes etmedi ve o halde bile Napolyon'un güçlü Fransa'sını yenmeyi başardı. Fransız ordusunun yenilgisi Batı Avrupa halklarının Napolyon'dan kurtulması için gerekli koşulları yarattı ve Napolyon'un imparatorluğunun çöküşünü getirdi. Macron'un Putin'in kendisini Napolyon'a benzetmesini iltifat olarak aldığına şüphe yok. Zira Putin liderliğindeki Rusya nükleer silahlara sahip olan bir dünya gücü. Napolyon'un karşısındaki Rusya ile kıyas kabul etmez. Zorla güzellik. Adana'da bir kahvehaneci dükkanına gelen müşterilerin sık sık kavga etmesi sebebiyle dükkanda siyaset konuşulmasını yasaklamış. Din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfretmeyi yasakladığını ilan eden kahveci bir buçuk aydır kavga gürültü yok. Çok tartışma ve kavga çıkıyordu. Bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde yüz memnunuz. Ortalama bir buçuk ay önce bu yazıyı astık ve şu ana kadar Herhangi bir sıkıntı çıkmadı diyor. Müşterilerse uygulamadan memnunmuş. Kahvehanenin müdavimlerinden olan bir müşterinin aşağıdaki sözleri zorla da güzellik olurmuş dedirtiyor. Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu. Gerek yok böyle şeylere, bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. İnsanlar sinirleri birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz. Bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı, insanlar artık kalp kırmıyor, birbirleriyle vakit geçiriyorlar.'' Belediye gazetecileri. Kemal Kılıçdaroğlu nereden maaş aldıklarını biliyorum dediği CHP'li gazetecileri hala açıklamadı. Gerçi Kemal Bey'in kimleri kastettiğini hepimiz biliyoruz. Malum belediyenin maaşa bağladıkları da her gece ekranlarda bağımsız gazeteci, fikir adamı pozları kesmeye devam ediyorlar. Kaldı ki artık ortada en hafif ifadeyle ayıp olan bir durum da kalmadı. Fondaşından yandaşına pek çok kişi parça başı belediye gazeteciliği yapıyor. Pazar hareketli, ortalık her türlü teklife açık aktörlerle dolu. Youtuber gazetecilerin tarifesi farklı tabii ki. Böylece belediye başkan adayları yalnızca yandaşlarıyla değil, güya muhalifleriyle de ücreti mukabilinde çalışma fırsatı bulabiliyorlar. Zübük CHP Etimeskut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu gazetecilerin siz neden Etimeskuttan adaysınız Çankaya değil de başka bir ilçe değil de neden Etimeskut sizin takdiriniz mi sorusunu şöyle cevaplıyor ee, alternatiflerin içerisinde Etimeskut'un olması ya bizim Mustafa Kemal'imizin kurduğu bir ilçe olması e, Güneş'in oradan doğması Ankara'nın oradan içinin ısıtılması Röportajı izlerken bir an kendimi Zübük filmini seyrediyorum sandım. Bir kişi de çıkıp Angara ağzıyla demiyor ki, ''Aa sen ne anlatıyorsun? Siz söyleyin, siyaseti seçmeni bu kadar küçümsemenin en vasat örneğini gerçek hayatta bir sanatçının sergilemesine mi üzülelim, yoksa bir aktörü daha farklı, özgün diye sevmemizin kendisini tanımamamızdan kaynaklandığını anlamamıza mı?'' Melih Altınok Sabah